Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Bizim valla çocukların... Ben piliç yakaladım burada. Aynen öyle. Piliçleri en, piliç en güzel piliçlerim bunlar abi. En güzel piliçler bunlar. Arkadaşlar, Asım abinin yanındayız. Evet arkadaşlar, tavşanlardan başlıyoruz. Tavşanlarımız gene devam ediyor. Abi tavşanlar evet. Rakamlar artmış gördüğüm kadarıyla. Ha, tavşanlar da rakamlar artmış. Şunlar Hollanda lob tavşanlarımız. Evet abi. Şu da bir annemiz. Evet durum. Maşallah. Çocuklar bu tarafa gelin. Arka onda, tarafta. Orada da bebekleri var. Ha bebekleri var mı abi? Şu çocuklar. Evet. Arkadaşlar. Abi siyah atmış. Siyahla mı şifledi? Şey baba siyah. Baba siyah. Baba siyah. Yavrular siyah da full siyah atmış. Maşallah siyah abi. Baba yavrusu yok ki onun. Arkada var. Arkada. Gösterelim kameradan onlar, sana. Onlar da şey. Bunun geçen güzel yavruları vardı. Onları çıkardık. Aynen abi. Yine ada tavşanları. Normal işte ada tavşanlarımız. Evet abi. Var. Keyif yapıyor. Sıcaktan değil mi? O sıcaktan şey? Öyle keyif yapıyor. Şuradaki abi, çok tavşanın güzel. Gözü hasta herhalde. Yok sağ ol. Yok sağlıklı. Bir tanesini keşfettim. Evet maşallah abi. Abi bunlar şey söyleyeceğim. Tavşanlar yılda kaç defa yavru yapar? Ya Ercan aslında normalde 5-6 sefer olması lazım. Çünkü yavru büyütme süresi ve hamilelik süresi. Yani şey yapmamak gerekiyor yani. Çok fazla harcamamak lazım onları. Anladım. Çok abi. Fazla şey yaparsan hayvanlar yoruluyorlar. Onun için biraz daha az yapmakta fayda var. Doğru söylüyorsun. Hı-hı. Abi. Burada yine tavşanlarımız var. Devam edelim mi abicim? Arkadaşlar Asım abi valla bu işe emek vermiş. Çok sevdiğimiz bir abimiz burada. Her zaman buyur. Söylerim. Abi maşallah şöyle. Evet gel. Abi bunlar sultanlar mı? Onlar sultanlar. Anne altında çıkardım onları. Hay maşallah. İspençler de var orada. İspençlerin de var abi çok güzel. Valla. İsmençleri güzel şey yapalım. Mesela. Benimkiler de orijinal. Hı-hı. Yavrular çıktı. Az büyüsünler. Benden sana vereyim. Senden onlardan alalım. Şeye varız. Kan değişimi yapalım. Şeye var. Şunlar gümüş sürünler. Anneye evet. Çıkarttım bunları. Her sene ha tavuk çıkarttı değil mi? Tavuk çıkardı. Evet abi maşallah. Çok güzel. 6 taneydi. Bir arkadaş çok rica etti. 3 tanesini ona verdim. Evet. Bunların rengi bunlar, ne olacak abi? Böyle... Bunlar erkekleri şey olacaklar. Şu yan tarafta var. Onlar gibi. Ha oradan olacak. Mı? Oradan görelim. Orada var. Yan tarafta var. Erkeği ve dişisi. Abi çok güzel ya. Asım şunlar, abi. Şunlar o erkeğe, diğer de dişisi. Evet işte bu abi. Gerçekten harikalar. Bunlar senede ne kadar yumurta yapıyor abi? Aşağı yukarı 20'nin üzerinde 30'a yakın yumurta alıyor. Yapıyor iyi, değil. Çok güzel. Ve güzel de şey de döl oranı da yüksekti bayağı. Abi harika. Onlardan ama bunları biz salamıyoruz değil mi abi? Bunları salınca kaçıyorlar. Evet, Rus kuşu evet branşım değil ama çok sevimli bir hayvan. Evet abi şöyle baktığımız zaman şuradan şöyle boyundan arkadaşlar şöyle daha gidiyor. Geniş bir yer olması lazım. Bakın bakın birazcık, bakın. Maalesef dar bir yerde bakın. Tutuyoruz onu. Dışarı çıkınca da abi bu bir şey söyleyeyim. Geçen sene geldim ya. Ona göre maşallah çok büyümüş bu abi. Büyüdü şeyde uzadı onun. O şeydi 2 yaşını yeni geçti. Şunlara abi desenler. Harika ya abi valla. Buna ne yapacağız? Bir dişi tavuk dişi getirttim ona maalesef yaşatamadık. Buna. Ya bunu işte ya dişisi olanından dişi alacağız veya dişi erkeğe satacağız. Abi çıkarmam lazım onu. Şöyle söyleyeyim. Buradan fedakarlık yapmak isteyen arkadaşlarım varsa, elinde fazla tavus kuşu dişisi olan varsa Asım abi alacağım yani. Ya abi Asım abi arkadaşlar bunu ulaştıralım. Ama eğer bulamıyorsak da erkeğe de bu işi yapan güzel bir kişiye de sahiplendirebiliriz arkadaşlar. Çok meraklısı olan birisine de sahiplendirebiliriz. Evet abi maşallah çok güzel. Mercan'ım bir sen gel bir gör şu ondan sonra çık. Burada da mercan bak. Aa bu şey light koşun mu abi? Evet yatıyor. Orijinal şeye yatıyor orijinal, değil mi? Yumurtalarına yatıyor. Yok yumurtalar şey. İspenç yumurtaları. İspenç mi? He, çok güzel. Evet abi eline sağlık abicim. Gel.
şunu gör de bir görsün amcası, bu bunları görmedi. Bak tavus kuşuna bak. Evet. Sen onu hiç görmemiş miydin kızım? Yok. Ben gördüm, gördüm de. Böyle gördüm. Ama yakından görmemişsin. Ben de gördüm. Evet. Bir de arkandakine bak Mercan. Mercan şuna bak. Yakından da gördüm. Bir de şuna bak. İlk defa bu kadar iyisine ve güzeline gördüm. Bak bak oradaki bak, renge bak, renge bak. Sanki böyle saçları var arkaya atıyor. Onu böyle şey yapıyor, kocaman kızarıyor onu. İbikleri falan evet. Böyle kocaman oluyor kafası. Bak. Evet arkadaşlar, light cüce koşu. Abi bana da işte bunların civcivleri bir haftaya geliyor. He, lightların. Iyi, ondan sonra goldlar da geliyor. Burada onun eşi öldü onun. Bundan beraber. Bunun goldu yok mu eşi? Yok. Tamam abi, onu da ayarlarız sana bir şekilde. İnşallah. Bu çaprazlama da yaparız, kan değişikliği. Tabii, o çok güzel olur. Güzel olur. Seneye arkadaşlar Asım abiye söyledim zaten. Bende ne varsa hepsini yumurtalarından hediye edeceğim Asım abime. Sağ olasın. Onu söyleyeyim şimdi. Ederim. Asım abi sen valla laf olsun diye de sen bizim idolümüzsün yani. Senin bu kardeşim. Hayvanlara sevgin. Işte merak, sevgi. Evet arkadaşlar burası. Abi bu bıldırcınlar. Çinler. Ha, aşağıda Ukraynalar var. Yumurtalar. Daha erkenci şeyler onlar. Değil mi? Ukraynalar abi kilolu oluyor değil mi abi? Arkanda ercanlar. O şeyler. Şunlar değil mi abi? He. Evet. Aa, evet yumurtlamışlar kızım. Evet abi. Abi maşallah ya. Vallahi süper. Bunun çocuklar. Şimdi burada bu... Onlar şey, hatunu sürün erkeğe. Onun dişisi öldü. Onu da bir arkadaş hediye etmişti bana. Buna da ayakları sakattı, onu düzeldi ama sonra. Anladım abi. Onun dişisi öldü. Abi kaydı alalım da. Ben şimdi gittiğim yerlerde fazla dişi olursa olmadı. Getiririz burada şey yapmak adına, güzel de olur. Bunlar da bizim... Onlar da ihtiyaç fazlası. Evet, dışarıda güzel. Çok yaramaz. Hadi geçelim çocuklar. Maşallah abi, teknikler de. Evet, süper abi, ellerine sağlık. Dişileri aldım yanlarına fazla yumurta öyle yapmasınlar diye. He, niye abi? Ama çok yumurta Değercan aşağıya göre... Niye burası 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 52 tane yumurta yaptı 6 numara. 52 yumurta. Hı-hı. Ay maşallah. Ben tek tek her aldığım gün kayda aldım bunları. Vallahi abi olmadı sen bak. Ben çekerim abi. Bunlar Tamam. Bunlar anne altında çıkmalarından. Evet arkadaşlar şimdi Asım abinin yine misafirleri geldi. O ne biliyor musun Mercan? O vallahi ırkını benim de bilemediğim bir tane değişik bir civciv. Arkadaşlar Asım abinin geleni gideni bitmez. Eski istihbaratçı arkadaşlar. 20 yılını vermiş bu işlere. Şu anda tamamen kendini doğaya adamış, hayvanlara adamış. İşte annemizle, eşiyle birlikte bu kanatlar arkadaşlar hayat veriyorlar. Elinden geldiği kadar tüm çeşitleri arkadaşlar barındırıyor ve onların beslemesini yapıyor. Bakın arı burada yine mı? Kazlar. Çok baba iri. Onlar arı mı? Bak 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 elmadan yiyor bak. Arı mı baba olmuş? Bak. Evet arılar çekeceğiz şimdi kızım. Şöyle geçelim. Asım abinin vallahi çok misafiri geldiği için şimdi ben dedim abi sen misafirlere bak. Ben çekerim. Efendim çocuklar. Evet. Arılar burada. Siz burada durun çocuklar. Ben şimdi diye. Şöyle kızım. Canım. He? Ya hadi sen git ben çekim yaparak geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi Asım abi de yok onu söyleyeyim. Amasya'nın Merzifon ilçesi arkadaşlar. Asım abinin yanına mutlaka uğrayın. Meyvelerinden arkadaşlar tüm canlılarına, tüm canlılardan arılara kadar her şey yok arkadaşlar. Biz de arıların içine girelim. Zaten bana bir şey demezler. Şimdi arıların
Şurada görmüş olduğunuz gibi mesela bazı arılar şöyle dışarıda dururlar. Yine şurada da arkadaşlar arılar bakın. Delikten içeriye girmiyorlar. Hatta altta salkım var. Onun da neden olduğunu sizlere söyleyeyim. Oraya geçelim. Şimdi arıcılık yapacak olanlar olur veya merak edenler olur arkadaşlar. Bilgi bilgidir. Her zaman cebimize koyalım. Bir gün karşımıza çıkar. Bir yerde konusu geçer. Bilmekten, bir bilgiyi bilmekten zarar gelmez. Onun için ben şimdi bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu arı. Arkadaşlar alt tarafta bakın bir de salkım olmuş. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada da bir salkım var. Bunun sebebi arkadaşlar birincisi arının güçlü olması. Artık kovana çok sığamaması ve sıcakların fazla olmasından dolayı kendini dışarı atar. Bakın bu arı güçlü. Mevcut da fazlaysa dışarıda kendini ferahlatır arkadaşlar. Bizler nasıl böyle bir bağ evine gideriz? Bir asmalığın altında otururuz. Bu da onun gibi düşünün. Mesela ileriye gidiyorum. Yine güçlü bir arı. Bunu görmeyen arkadaşlarımız görsünler. Bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Arılar. Mevcutunun fazla olması ve sıcakların çok fazla olmasından dolayı arı kendini rahatlatmak için dışarıya atmış. Ve şu an yanlarındayız. Bize de bir şey demiyorlar. Arı zaten bunu da söyleyeyim. Yani mesela arı gelir insanın başına böyle bir vız vız yaptığı zaman el kol hareketi yaparsanız arkadaşlar arılar direktmen saldırırlar ama el kol hareketi yapmazsanız, sabit kalırsanız da arı bir iki vız vız yapar, ondan sonra çeker gider. El ani hareketlerden hiç hoşlanmayan bir kanatlıdır arkadaşlar hocam. Evet. Her zaman abi. Abi. İnsanlar bilsinler abi, dışarıya sarkıtmış kendini arı. Seni andığımızı nereden hatırı bahsedeyim? Evet arkadaşlar, her yerden bir şey çıkıyor. Brahma, Brahma. Ve burada kim var arkadaşlar? Beçler var arkadaşlar. Beçler. Beyaz beçler. Hatırlıyorsanız benim beyazlar buradan gitmişti çiftliğe. Mehmet abinin oraya gittiler. Bakalım yavrularını aldık. Bizimkiler beyaz olacak mı? Hep birlikte göreceğiz.